Günaydın Barış Bey. Günaydın Şirin. Hakan geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Bir şey mi lazımdı? Arayıp fırça attın mı peki? Ay yok, yapar mıyım öyle şey? Yapacaksın Şirin. Bir asistan şefinden sonra işe gelir mi? Bak saat kaç? Nerede bu çocuk? Sahip çık asistanla, sahip. Tabii Barış Bey. Ay bir de Aslı odanızda sizi bekliyor. Aslı. Bu kadar erken. Bir dakika ya. Bunlar niye ayrı ayrı geldiler ki? Çok uzun Aslı. İnanılmazsın. Aşkından ölüp bitmiyorsun. Ondan etkilenmiyorsun. Olmayacağını kabullendin artık sen. Hadi Aslı. Koltuk kolçağı. Günaydın. Aferin. Ne güzel de cool oldun. Sırıtma. Soğuktur. Günaydın. Çok enerjiksin bugün. Çok enerjiyim. Full enerjiyim. Valla kurtuldum ya üstündeki ölü toprağından ben. Bir yeniden doğmuş gibiyim. Buyurun vekaletler. Aslı bir şey mi içtin sen? Kahve içtim. Aslı kafein çarptı galiba. Beni sabahtan beri noter noter koşturuyor mu? Yandım galiba. Bütün vekaletleri aldın mı? Eksik yok değil mi? Koltuk kolçağı Aslı. O bir koltuk. Aslısı. Durma burada. Ben verdim. O zaman ben gideyim. Oldu. Size iyi günler. Teşekkürler. Nereye gidiyorsun Aslı? Hayırdır? Taksi aşağıda bekliyor. Benim işe dönmem lazım artık. Aslı ben vakit kaybetmeden bu davayı açmak istiyorum. Bütün gün adliyede olacağım. O yüzden sen ifadeleri alırsın diye düşünmüştüm ama. Ne ifadesi? Ya bu mülk sahiplerinin tehditle tapularını sattıklarına dair ifadeler işte. Onları sizin almanız gerekmiyor mu? Vaktim yok, vaktim. Bir de geciktirmek istemiyorum. Zaten senin de kolayca halledebileceğin şeyler bunlar. Mahalleliyi de tanıyorsun. Anladım, tamam. Ben sana bir örnek göstereyim. Ben mi geleyim Aslı? Gel bakalım. Şimdi bu bir müvekkilimin ifadesi. Burada ne yapmışız? Ne yapmışız? Olayın nerede, ne zaman gerçekleştiğini yazmışız. Evet. Sonra da kısa, net, açık cümlelerle olayın nasıl başladığını ve nasıl sonuçlandığını anlatmışız. Ben bunları bir not alayım. Tabii, not al sen. Niye şikayetçi oldukları ve taleplerinin ne olduğu açık olmalı. Tamam, onlar açıkça anlatmazsa ben kendim yazayım mı? Hayır. Onlar ne diyorsa onu yaz sen. Yani onların söylediği şeylerin olması lazım. Tamam. Bir de bitirdikten sonra mutlaka okut. Onları hiçbir şey söylemeleri için zorlama. Ayrıca ispatlayamayacakları şeyleri de yazma. Çünkü karşı dava açılmasını istemiyorum. Tamam, anladım. Ben gidip getireyim o zaman. Ben adliyede olacağım ya, sen oraya getirirsin Aslı. Çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Tamam. Peki, iyi günler. Bunu da atlattık. Kapı. Nerede? Ha. Koltuk kolacağı. Koltuk kolacağı.
bu kolçağa ya. Ölüyorum adamın aşkından. Ne yapacağım ben? Nasıl dayanacağım? Ateş böceği neredesin kızım? Dipsiz kuyularda merdivensizim Mahir amca. Yarım saat orada olurum ya. Ha tamam kızım. E ben nasıl yetişeceğim şimdi? Nereye yetişeceğim? E, arabayı da aldık, işletmek de lazım. Merhaba, Emine lütfen. Ha Emine ne olur. Oradan geçerim Kadırga'ya. Vallahi aynen öyle. Cinderella mumu nerede söndürdüyse toparlanmaya vakit bulamamış. Öyle demeyin canım. Düşürmüştür belki. Alo Gülüm. Ya sen herkesi kafeye toplasana. Benim şu ifadeleri alıp bir saatte hemen adliyeye yetiştirmem lazım. Öğle tatilinden önce. Ay sen Barış Bey'e asistanlık mı yapacaksın yoksa davada? Yok be Gülüm. İfadeleri teslim edip taksiye döneceğim. Ne yaptın? Mesafeli durabildin mi? Karlar kraliçesiydim. Öf Gül, ben hiç beceremiyorum ya. Vallahi bak debelendikçe battım. Hay Allah. Ay neyse tamam, ben şu insanları toplayayım, gelince konuşuruz. Tamam. Tamam hadi bay bay. Ya pardon, konuşmanı duydum da ne ifadesi alıyorsun sen? Ya bizim mahallenin bir davası var da onun için bir avukata yardım ediyorum. Bravo sana. Ama senin işin daha güzel ya. Ya hukuk 4 yıl okuyacağın da staj yapacağın da uzun hikaye. Olur mu ya? Bir derdiniz olduğunda gidip bir avukata danışmak zorunda kalıyorsunuz. Ama kendim avukat olsaydı duruma düşmezdik. Zor ya hukuk. Bir de onun puanı çok yüksek. Yok canım, o kadar da değil. Ben kazandım. Sen de beni yeme ya. Hukuk kazansan takside ne işin var senin? Ne varmış canım taksi şoförlüğünün? Ya tamam, bir şey yok da ya sen kendin demedin şimdi keşke avukat olsaydım diye. Dedim değil mi? Dedin tabii. Siz bana bakmayın ya. Benim biraz kafam karışık.